Akif Beki, Karar Gazetesi. Şeşi 5 gösteren kim? İktidara göre dezenformasyonla mücadele, muhalefete göre ise sansür düzenlemesi yasalaştı. İkisi de doğru oysa. Ne olduğu adamına göre değişiyor. Afat Amasya'daki madende trafo patladı diyorsa tersini söylemek dezenformasyondur. Doğrusunu daha mı iyi bileceksiniz? Afat trafo paylaşımını geri çektiğinde de trafo patladı demeye devam etmek dezenformasyondur daha mı iyi bileceksiniz? AK Partililer dezenformasyon yasasını hazırlarken ABD elçiliğiyle görüşmüş. AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir açıkladı. Grup Başkan Vekili Mahir Ünal doğruladı. Mecliste çıkarılacak bir yasa için ABD elçiliğiyle eskaza CHP görüşse mandacılık milli iradeye ve vatana ihanetti. Bunu demek dezenformasyon da olmazdı. Ancak AK Parti böyle suçlanırsa tehlikeli bir dezenformasyona dönüşürdü. ABD Dışişleri Sözcüsü AK Partili Özdemir'in dezenformasyon yasası ile ilgili verdiği bilgileri dezenformasyon diye yalanladı. ABD Elçiliğinden kendisiyle görüşen de bizim dezenformasyon yasamızla sizinki örtüşüyor diyen de yokmuş. Tabii ki kendi iktidar partisi yerine ABD Dışişleri'nin sözüne itibar eden kesin dezenformasyon yayıyordur. AK Parti'li Özdemir'in dediği gibi dünyaya örnek olacak bu yasaya göre hapisle cezalandırılması dahi gerekir devletin güvenliğine aykırı. Doçent Doktor Bakan Nebati, ABD Merkez Bankası'nın 5 aileye ait olduğuna dair gizli gerçeği ifşa ettiğinde dezenformasyon değil. Neresi komplo saçmalı? Doğrusunu daha mı iyi bileceksiniz? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın eşitlikçi ve adalete dayalı bir dünya düzeni için savaştığını bildirdiğinde yine dezenformasyon değil. Halkımızı aydınlatıyor, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymıyor ki daha mı iyi bileceksiniz? Putin'in bir videosunu iktidara sınırsız gaz desteği veriyor gibi çarpıtarak sahte altyazıyla dolaşıma sokmanız da yasayı ihlal etmez. İktidar lehine, halka yalan söylemenin, gerçeği farklı sunmanın veya muhalefeti karalamanın dezenformasyonla ne alakası var? Et yan mahcup yan karar TV'de oyunu muhalefete vericini ama Putin karşısında Mansur Yavaş'tansa Erdoğan'a daha çok güvenecek, oy bile verebilecekken Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan daha fazla güveneceğini anlatmış yasadan korkmadan gönül rahatlığıyla önünü ardını kesip mahcup yan Erdoğan'a daha çok güvendiğini yine oy vereceğini anlatmış gibi servis edebilirsiniz. Ne dezenformasyonu istedikleri hale çevirmek iktidar medyasına haktır yahu. Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat ortadan mı kaybolmuş? Sırrını, boşlukları kafanızdan doldurarak Pensilvanya'ya gizli zirveye bağlayabilirsiniz aynı şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklanmayan bir zaman diliminde nerede olduğuyla ilgili yapmaya kalkışırsanız işte o zaman dezenformasyon sayılır. İktidara karşı yapılırsa laf cambazlığı, ağız kavaflığı, yalancılık, halkı aldatmak, kandırmak, kışkırtmak, kin ve düşmanlığa tahrik için çıfıtlık etmektir. Provokasyon ve manipülasyonun boyutuna bağlı olarak dezenformasyon suçuna kadar gider. Muhalefete karşıysa helali hoş, ne yapılırsa az bile. Görüldüğü üzere şeşi beş gösteren daima muhalefettir. İktidarın amacı yalan, dolan ve dezenformasyondan halkımızı korumak. Halkımızın evinde en az iki yıllık yağ ve şeker var. Bir de yastık altında. Ekonomiyi kurtarmaya yetecek altınları ve bozdurursa doları 7 liraya düşürecek dövizi. Tarım kredi kooperatiflerinin başıyla AK Partili yetkilileri söylüyor. Doğrusunu siz daha mı iyi bileceksiniz? Yas demeyip yemeden içmeden yalana devam. Amasa'dan maden faciası haberi geldiğinde bir galadaydım. Şişli Belediyesi'nin Uluslararası Lezzet Festivali açılış yemeğinde. iki gün sürecekti. Sosyal gastronomiye odaklanacaktı. İstanbul'un mutfak zenginliğini tanıtacak. Ünlü şefler, uzmanlar şehirde toplanmıştı. Başkan Muammer Keskin festivali tereddütsüz iptal etti. İstanbul prestijli restoran rehberi Michelin listesine yeni girmişti. İçli köftesi, soğan dolması, lahmacunuyla. Geç de kalınsa mutfağımızın tanıtım için büyük bir gelişmeydi. Yazmıştım. Demek ki geleneksel yemeklerimiz ve damak zevkimiz dünyaya açılacak standartlara getirilebiliyordu. Elverişli olmadıkları doğru değildi. Öyleyse Michelin çok daha önce niye Türkiye'ye gelmemişti? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bu başarıdaki hakkını kendisine teslim edecektim. Onun farkıydı. Önemli bir rol oynadığı inkar edilemezdi. Yeri değil diye o yazıyı geciktirdim. Everest ve Alfa Yayınları'nın sahibi Faruk Bayrak 7 ciltlik bir yemek antolojisi yayınladı. Her yöreden denenmiş yüzlerce tarif var. Dev bir seçki. Kayıt altına alıyor ve pratik reçetelerle sunuyor geleneksel mutfağımızın tanıtımına hizmet, yaşatılmasına değerli bir katkı. Faruk Bey sağ olsun bir set göndermişti. Soframda Anadolu yeni geçmişti elime. Bahsedecektim. Sırası değil diye bugün erteledim. Amasa'nın acısı birçok şeyi durdurdu. Kara propaganda hariç. Taze örneği yukarıda. Yaz demedi, yemeden içmeden dezenformasyon adlı dezenformasyon çalışmasına devam ettiler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.